Kodları yükledim Yalçın. Kodları benim yazmama rağmen ve içinde ne yazdığını bilmeme rağmen şu an ben aşırı korkuyorum. Ve bunu bilgisayarıma takmak aslında istemiyorum. Her ne kadar hiç kodların içinde ne yazdığımı bilsem de ama test için galiba takmam gerekiyor. Arkadaşlar merhaba. DigiSpark'ın Atlin'in 85 modülü bulunan çoğu arkadaşımızın merakla beklediği Rubber'daki projesini şimdi gerçekleştireceğiz. Önce Atlin'in 85'ine biraz onun üzerine konuşuruz. Daha sonra Rubber'dakinden bahsederiz. Ve akabinde de Rubber'daki ile yapabileceğiniz 3-5 şakadan bahsedelim. DigiSpark'ın Attin'in 85 modülü üzerinde Attin'i 85 barındıran küçük ve pratik bir kart aslında. Üzerinde hem USB girişinin bulunması hem de Attin'i 85 bulundurması sayesinde pratik, yere ihtiyacınız olan küçük alanlarda kullanabileceğiniz, USB ile programlama yapmanız gereken projelerde sıkça tercih edebileceğiniz bir modül aslında. USB ile 5 volt, üzerindeki 7805 regülatörü ile 7 ila 35 volt arası bir besleme ile güç verebilirsiniz. Attin'i 85'e kod atarken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Normaldeki Arduino gibi bilgisayara takıp direkt kod atamıyoruz. Onun detaylarına da biraz sonra Rubber'daki kodlarken değineceğiz. İsterseniz şimdi Rubber'dakinden bahsedelim. Rubber'daki dediğimizde aklımıza bu gelmesin. Rubber'daki Human in Devices yani insan cihaz arayüzü aslında. İnsan cihaz arayüzleri bizim günlük hayatta bildiğimiz klavye, mouse, joystick gibi arayüzlerdir aslında. Bilgisayara ya da herhangi bir sisteme taktığımız zaman hiçbir engellemeyle bu cihazlar karşılaşmaz. Rubber'daki de aslında böyle bir cihaz yani. Normalde biz bilgisayarımıza bir USB taktığımız zaman bilgisayarımız onun zararlı olup olmadığını kontrol eder. Ama biraz önce söylediğim o insan cihaz arayüzlerini kontrol etmezler. Yani siz bilgisayarınıza klavye taktığınız zaman bilgisayarınız onun güvenilir olup olmadığını kontrol etmez. Rubber'daki kodladığımız zaman da yani Rubber'daki hazırladığımız zaman da biz bu USB'yi taktığımızda bilgisayarımız bunu sorgulamayacak. Yani Rubber'daki keyifli olduğu kadar da arkadaşlarınıza şaka yapabileceğiniz için keyifli olduğu kadar da bir o kadar da tehlikeli bir cihaz. Tehlikeli olmasının sebebi kötü yazılımlar kullanılarak da bilgisayarınızın hacklenebiliyor olması. Bu yüzden yine bilgisayarınıza herhangi bir USB ya da disk takarken dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Biz bugün daha çok şaka amaçlı olacak bir şekilde Rubber'daki kodlaması yapacağız. İsterseniz yavaş yavaş kod kısmımıza geçelim. Kodlar hazır. Attin'in 85'e kodlarımızı yüklemeden önce biraz size birkaç durumdan bahsetmek istiyorum. İlk durumumuz şu. Attin'in 85'i ben IDE üzerinden kodlayacağım. Biraz sonra zaten ekranda size gösteriyor olacağım nasıl kodladığımı. Ayrıca kod atarken dikkat etmemiz gereken bir şey olacak. Bilgisayarımıza ilk önce IDE üzerinden kodu yükleye basacağız. Daha sonra bize artık işte USB'yi bilgisayara takabilirsiniz dedikten sonra Attin'i 85'i bilgisayara takmamız gerekiyor. Zaten o aşamaları size gösteriyor olacağım. Bugün yapacağımız Rubber'daki projesini siz de arkadaşlarınıza şaka olarak yapabilirsiniz bu arada. Ben tamamen şaka üzerine bir kod hazırladım. Bayağı da keyifli görünüyor. Aslında videonun başında da söylediğim gibi ben de çok korkuyorum bu durumdan. Ama bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi size biraz kodların detayından bahsedelim. Biraz önce de söylediğim gibi şu an kodlarım hazır. Şöyle bir genel bakalım. Bu kodların detayına Robolink Akademi'den ulaşabilirsiniz. Söylediğim gibi siz de bu kodlarla beraber Attin 85'te kullanarak arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz. Rubber'daki şakaları. Kodların biraz detaylarından bahsedelim. Ben burada bir Türkçe kütüphane kurdum. Kurulumunu Robolink Akademi'den dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Onun dışında Digi Keyboard'u da yine kütüphane olarak kurmamız gerekiyor. Ondan da akademiden bahsettik. Bu kodumuzda önemli olan 3-5 noktadan size bahsetmek istiyorum. Burada bizim aslında Attin'i 85'imiz klavye gibi davranacak. Benim bu şu anki yaptığım programda Attin'i 85 bilgisayara takıldığı an itibariyle artık bir klavye gibi algılanacak bilgisayar tarafından. O yüzden burada
Aslında buradaki day, KD dediğimiz zaman masaüstümüz açılacak. KR dediğimiz zaman Windows'un çalıştırma paneli açılacak. Ve daha sonrasında buraya bir print demişiz. Print'ten PowerShell'i açmasını isteyip Enter'a bastıracağım. Daha sonra PowerShell ekranında 3-5 yazı yazdıracağım. Siz bu yazıları değiştirebilirsiniz. Ben bu ekranı sakın kapatma. Kayan kırmızı yazılardan korktuğunu biliyorum. Bilgisayarını kaybediyorsun gibi yazılar yazdım. Onu siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha sonra exit diyerek de çıkış yapacağız. Hatta bu ekranı sakın kapatmanın sonuna böyle ünlem 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 de koyalım. Daha sonrasında kodun devamında yaptığım ise yine aynı şekilde ben panelime girip bir internet sitesi yazıyorum. Bu internet sitesinin açılmasını sağlayacağım. F11 ile tam ekran görünüp benim ekranımda bir görsel belirecek. Hatta onun da süresini biraz uzatalım. Buradan sürelerimizi değiştirebilirsiniz. Şöyle yapayım. Daha sonra yine F11 ile küçük ekrana geçeceğiz. Tekrar koda, yani tekrar bir siteye gideceğiz. Ben Facebook'a gitmesini istiyorum. Facebook'a giriyor. Daha sonrasında da Facebook'ta bir post paylaşmanızı sağlayacağız. Yani bir gönderi paylaşmanızı sağlayacağız. Dediğim gibi siz de arkadaşlarınıza bu tarz komik şakalar yapabilirsiniz. Ben işte korktun mu deyip gülmeyi tercih ettim. Siz bu yazıları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha sonra yine kodumuzda önemli olan yerlerden biri. Bu tercihler kısmında akademiden kopyalayıp yapıştırabileceğiniz şu uzantı olmalı. Tamam diyorum. Ve kart seçimi olarak da araçlardan kart seçiminden Digistamp'ın 16.5 MHz'lik modelini seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Portumuzu da yine bilgisayara taktıktan sonra seçiyor olacağız. İsterseniz artık kodu yükleme kısmına geçelim. Daha sonra da test edelim. Kodu yüklerken dediğim gibi önce yükleye basacağım. Daha sonrasında şurada bana bir izin görünecek. O izni gördükten sonra 60 saniye içinde kartımı takacağım ve kodum yüklenmiş olacak. İsterseniz onu bir görelim. Kodumu yükleye tıklıyorum. Şu anda karşıma 60 saniye içinde tak uyarısı geldi. Taktım. Ve şu anda başarıyla yüklendi. Kodumuzu kartımıza yükledik. Şu anda elimizde artık bir rubber'daki USB var diyebiliriz. Dediğim gibi siz de arkadaşlarınızla bunlarla şaka yapabilirsiniz. Ben artık bunu bilgisayarıma takmak istiyorum. Biraz da gerginim aslında. Ben de bilmiyorum neler çıkacak karşıma. Kodu ben yazdım ama. Takacağım. Beraber göreceğiz bakalım neler olacak. Attini 85 kullanarak rubber'daki projemizi gerçekleştirdik. Artık bizim de bir adet rubber'dakimiz var. Siz de kendi rubber'dakinizi yaparak arkadaşlarınıza hack şakaları yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.